Servet Bey, size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Odanızı gösterebilirim eğer isterseniz. Ne yapıyorsun kız, delirdin mi? O zaman şöyle yapalım. Ben bu çantaları odanıza yerleştireyim. Sonra siz de müsait zamanında gelirsiniz. Yerleştir yavrum, geliriz. Hayırdır? Ne oluyor? Ne olacak oğa, bir şey yok. Ben senin yüzünden 4 yıl hapis yattım baba. Sen benim yüzümden yatmadın. Kendi hatan yüzünden yattın. Annem, ağlama, gözünü seveyim. Ben seni arayacaktım. Sana haber verecektim ama... Üzme kendini. Hem bak ne güzel işte. Bütün apartman bana kaldı. Sizin mutfakta yumurta yaparım. Binurum mutfağında tabakları, tavayı falan yıkarım. Oradan Şahika'ya geçerim, kahve yaparım kendime. Münevver'e geçerim, kahvemi içerim. Bak deli deli şeyler. Ben halledeceğim, tamam mı? Sen sabırlı ol. Halledeceğim. Yok annem, halletme. Hiç gerek yok. Babam haklı. Benim kendime yeni bir hayat kurmam lazım. Olmaz öyle şey. Olur olur. Çok da güzel olur. Belki daha iyi olur hatta. Her gün örgü, her gün kavga gürültü. Sen de arada kalmazsın artık. Herkes için daha iyi olur. Öperim ellerinden. Tüplü kullanan kaldı mı hala ya? Ben varım ya oğlum. Başkasına ne acıdı ha? Öttem, gel bakayım öyle. Gel. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Geçmiş olsun. Babam bir şey demesin sonra abi.
Yok canım, Allah'ın suyu, bunu da mı içmeyelim? Sağ olsunlar, düşünüp getirmişler. Gelin benimle. Tamamdır, teşekkür ederim. Arkadaşlarla konuştum, ilgileniyorlar efendim. Birkaç saat içinde ekranlar düzelecek. Güzel. Ekstra bir durum olursa mutlaka haber verin bana. Yaşar, burası sizin odanız. Ecri, sen ablanla gel burada kal. Zeynep'le ikiniz. Heh, bura bizim. Münevver. Efendim baba. Sizin odanızda bu kızım. Gir. Servet. Efendim baba. Burası da sizin oda. Kadircan, sen Yusuf Emin'le aşağıdaki odada kalıyorsun. Büşra, sen de kızım Ahmet gelene... Zeynep! Efendim dede. Kızım gel, sen halanla kal Ahmet gelene kadar. Sen Ahmet'e haber verdin değil mi? Siz aşağıdaki odada kalın. Geç. Alt kattaki. Heh. Ne bakıyorsunuz öyle ya? Geçin odanıza, yerleşin. Hadi geç. Eskiden de böyleydi baban. Astığım astık, kestiğim kestik. Bana en çok ne koydu biliyor musun abi? Kafanda başka bir aile var ya, git kendi aileni kur. Başına geç. Ne istiyorsan onu yap dedi. Ben kuruyordum o aileyi. Biliyorum. Sırf o istemedi diye nelerden vazgeçtim. Neyse. Peki ne yapacaksın? Ne var aklında? Hayatımda ilk kez babamı dinleyeceğim. Vallahi mı? Nasıl geldi babam yıllar önce buralara? Kalktı Saruhanlı'dan, Ödemiş'e geldi. Kendi ailesini kurdu. Ben de aynısını yapacağım. Sen babanın Saruhanlı'dan geldiğini biliyor muydun? Evet abi. Ve sen nereden? Emin Bey, sana iki çift lafım olacak. Sen bana geldin, ne dedin? Ne dedim? Çocukların şansını elinden alma Emin Bey, dedin mi? Dedim. Kul hakkıdır, sonra gönül koyarlar sana, dedin mi? Dedim Emin Bey. Biz de kalkıp buralara geldik mi? Geldik, benim ondan yana bir sözüm yok. Kadir'den yana da olmasın o zaman. Sen istersen ağla, sızla. Oğlunla gizli gizli konuş. 4 yıl daha küs, o senin bileceğin iş. Ama bana Kadir'le gelme. Ne var? Emin Bey, rahatsız ediyorum. Özür dilerim efendim. Burak Bey geldiler. Kim? CEO'nuz Burak Bey. Ne o? Holdinginizin efendim şeyi. Genel müdür diyebiliriz. Hı. Nerede? Mehmet Ali Bey'in odasını aldım kendilerini. Sizin de orayı tercih edeceğinizi düşünerek. İyi. İyi. Ceyhun, sen bana bir defter bulsana, bir de kalem, bir cebe sığacak bir şey olsun. Derhal efendim. Ha. Babamla epey bir geçmişimiz var bizim. Sana daha önce bahsetmedim hiç. Buraya ilk geldiğinde, yani Ödemiş'e diyorum, tanıdığı falan yoktu. Öyle tığ tıpır şahı nereden çıkmış gelmiş. Bizim millet meraklı tabii, soruyor ediyor. Kim bu adam, neyin nesi, kimin fesi? Bizim buranın insanı meraklıdır, bilirsin. Doğrudur. Sonra bayağı bir arkadaşlığımız, dostumuz oldu. Hiç haberim yoktu. Babam zaten tek kelime etmez de. Sen niye etmeden diyecek olursan, bizim de hatalarımız oldu tabii. Olmadı değil. Alkole bulaştık. Olmayacak işler peşine düştük işte. Neyse, estek köstek. Evdi, arabaydı. Ne varsa gitti elimizden. Yapma abi ya. Ya, bayağı bir geçmişi var bu işin. Biz öyle bir anda düşmedik oğlum bu dükkana. Kalmadık bir başımıza. Babanın gençliğine o kadar benziyorsun ki.
Duydu inanma. Sen anladın beni. Ben asıl sana şeyi soracağım abi. Neden? Ne neden? Neden çıkmış Saruhanlı'dan? Neden gelmiş Ödemiş'e? Neden bunca sene Mehmet Ali Saruhanlı'dan kimseye bahsetmemiş? Bir gün anlatır sana. Bana? Sana tabii. Servet'le Yaşar anlatacak hali yok ya. Büşra'ya zaten hiç anlatmaz. Sana. Hiç sanmam. Bunca zaman anlatmamış, bundan sonra hiç anlatmaz abi. Hiç o kadar emin olma. Zaten benim hayat düsturum bu. Bu kadar emin olmamak.